Merhaba arkadaşlar, Mesham World kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 13 Ağustos 2021 tarihinde BİM'e gelecek olan Tefal Express Air Glide buhar kazanlı ütünün temel özelliklerini göstereceğim. Tabii testini, yani test aşamasını, yani kullanma aşamasını, yani nasıl ütülediğini ve nasıl buhar verdiğini bir dahaki videoda ve nasıl kullanıldığını da diğer videoda göstereceğim. Bugün temel özelliklerinden bahsedeceğim. Tefal iddia ettiği bir şey var. Tefal'in kayganlıkta bir numara ütü tabanı diyor. Bunu iddia ediyor bunun olduğunu. Kireç temizleme teknolojisi diyor ki otomatik olarak kireçlendiği zaman size uyarı veriyor. Antikalk tuşu var. Tuşunun etrafında ışıklar yanıyor. Oraya 3 saniye basılı tuttuğunuzda kireç temizleniyor. Bir şeyler oluyor. Onları size daha ayrıntılı anlatacağım. Ayar gerekli değildir diyor. Çamaşırın cinsine göre ısı ayarı yapıyor. Şok buhar 450 gram dakikada. Sürekli buhar 120 gram dakikada. Pompa basıncı ise 6.6 barmış. Gerilim 220-240 volt, en düşük ayarda 2380 watt harcarken en yüksek modda ise 2830 watt harcıyor. Ekstra güçlü ve kullanımı kolay olduğu söylüyor Tefal. Burada diyor ki 2 dakika ısınmasını bekleyin diyor. Yani hızlı ısınma diyor. 2 dakikada hızlı ısınma diyor. Kolay taşıma, emniyet kilidi var şu kısımda. Kolay taşınması için 1.8 litre su tankı var ve Duralium Air Glide Soft Plate, Duralium Air Glide tavan plakası. Bu kolay kaymasını sağlıyor çamaşırların üzerinde. Biz bunu BİM'den aldık. Made in France diyor. Normalde Tefal Alman markası, Almanya'da üretiliyor. Ama bu ürünü Fransa'da üretmiş. %100 güvenli olduğunu söylüyor. Risksiz ütüleme için buhar ve sıcaklığının mükemmel kombinasyonu ile ayar gerektirmeyen teknoloji. Yüksek konfor ve verimlilik için Tefal'in en iyi kayganlığa sahip ütüsü diyor. Güzel bir ütü olduğunu söylüyorlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda kutu açılışını, nasıl kullanıldığını ve çamaşırların üzerinde nasıl bir performans sağladığını göstereceğim. Çamaşırları nasıl ütülüyor, güzel mi ütülüyor, kötü mü ütülüyor, onu size göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.